Düdükle biraz daha arttırıyoruz tempoyu. Arttır bakalım şimdi. Hayırlı uğurlu olsun. Ünye 1957 spordasınız bu sezon. Güzel bir sezon olacağını umut ediyoruz. Siz Ünye'ye alıştınız mı? Şu an nasıl gidiyor idmanlarınız? Bunu öğrenmek istiyorum. Alıştık, Ünye'yi sevdik. İnşallah başarılı olacağız. Başarılı olmak için geldik zaten. İyi çalışıyoruz. İnşallah şu önümüzde de işte maçlar oynanırsa da yani şampiyon olmak için geldik buraya hepimiz. İnşallah bakalım. Çalışmalarımız devam ediyor. 10 aydır futbol oynanmıyor amatör liglerde. Biz de bundan bahsetmeye devam ediyoruz. Siz mağduriyetler yaşıyorsunuz. Ne gibi problemleriniz oldu bu dönemde? Bunu öğrenmek istiyorum ben. Ya ekonomik anlamda zaten en büyük, bunu herkes biliyor zaten. Yani maddi, manevi anlamda da çok. Çünkü burada herkes futbolu çok seviyor. Yani işimiz bu. Başka bir gelirimiz yok. Yaptığımız başka bir iş yok. Bunlar en büyük sıkıntılarımızdı bizim zaten. Hoş geldiniz öncelikle. Sizle daha önce de konuşmuştuk. Yine ben fikirlerinizi öğrenmek istiyorum. Şu anda takım nasıl gidiyor? Alışabildiniz mi? İyi gidiyor musunuz? Bunları öğrenmek istiyorum. Hoş bulduk öncelikle. Gayet takım iyi gidiyor. İşte 2 aydır bir çalışmamız var. Sahadayız. Bugün yine sahadayız. Artık biz bekliyoruz yani. Artık tarih gelsin, açıklansın. Artık resmi müsabakalara çıkmayı bekliyoruz. Çünkü 2 aydır çalışıyoruz. Yoğun idmanlar yapıyoruz. Bir de 8-9 ay, yaklaşık 10 aydır para kazanamayan bir sürü futbolcu kardeşlerimiz var. Artık bugün, yarın neyse tarih açıklansın ve bizi resmi müsabakaya artık girmek istiyoruz. Yani resmi müsabaka oynamak istiyoruz artık. Herkesin ihtiyacı var. Burada bu kadar kişi toplandık. Başka takımlarda toplanan takımlar var. Hep beraber artık federasyonda bize yardımcı olsun ve bu ligler oynansın lütfen. Evet, Ünye 1957 spor idmanlarına yaklaşık 1 aydır devam ediyor. Siz takımınızın hedefini nasıl olarak belirlediniz? Bizim hedefimiz zaten belli. Bizim hedefimiz tamamen şampiyonluğa kurulu bir takım zaten burası. Antrenmanlarımızı da ona göre yapıyoruz. Yönetimimiz çok sağ olsun. Onlar da bize her türlü destekte bulunuyorlar. Daha tarihi açıklanmadan bizi buraya topladılar. Sonuçta burada bir tesisteyiz. Çorbamız kaynıyor. Sağ olsunlar. Bize maddi olarak da destek çıkıyorlar. Fakat yine dönüp dolaşıp bu tarihe geliyor iş. Yani bu tarih artık açıklansın ve biz bu maçları oynamak istiyoruz. Tüm amatör futbolcular olarak biz bu maçların oynanmasını artık istiyoruz. Lütfen bunu federasyon, spor bakanlığı, herkes duysun ve artık maçlarımızı oynatsınlar. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni sezon idmanlarımız devam ediyor. Peki siz Ünye'nin çocukları olarak bu takımda yer almak istiyor musunuz? Bu takımın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Tabii ki de yer almak isteriz. Her Ünyeli'nin hedefidir zaten. Her çocuğun hedefidir Ünye Spor'da yetişmek. Bizim de şu an işte takımımızda 3-4 tane Ünyeli var. 2 aydır yaklaşık çalışıyoruz işte takımla beraber. Bu sene hedef büyük, hedef şampiyonluk. Biz de işte Ünyespor adına elimizden ne gerekiyorsa hep beraber, arkadaşlarımızla beraber takımımıza bir üst lige taşıyacağız. İnşallah. Peki o dediğimiz kolej havası olur ya, o oluştu mu şu an takımda? Nasıl bir arkadaşlık ortamı tabii, var? Tabii tabii, şu an ortam çok güzel zaten. Daha önceden beraber oynadığımız arkadaşlar da var takım içinde. Güzel bir ortam var, bir sıkıntı yok. Şu an tek sıkıntı liglerin tarihini bekliyoruz işte. Zaten yeterince mağdur olduk bu konuda. Federasyonu inşallah en kısa sürede açıklayıp ligimize başlarız diyorum. Ya tabii bu kolay bir süreç değil. İllaki her sporcu arkadaşımız gibi 10 aylık bir süre var. Bu az bir süre değil tabii ki. Bu durumda tabii ki yeni başladığımızda sakatlanan futbolcularımız oluyor doğal olarak. Çünkü çok aşırı bir ara verdik. Bu da bizi futbolcu camiası olarak diyelim, sporcu kardeşlerimiz olarak bizi çok etkiledi. Çok zorlandık. Onun için de tabii ki bir erken bir başlama sürecimiz oldu. Sağ olsun Ünye halkı, yönetimi, başkanı, hocası, futbolcusu bu konuda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Lige en yakın sırada hazır olmamız için.
Tabii ki çalışmalarımızda bir yandan çalışırken idman arasında olsun, idman başında olsun, idman sonrası olsun kafamızda hep bir soru işareti. Maçlar ne zaman başlayacak? Kendimizi ne kadar da kısa sürede hazır tutabiliriz? Ne kadar da iyi hazırlanabiliriz? Hep bu kafamızın bir ucunda var. Biraz da olumsuz şartlar bu yönden dolayı gerçekleşiyor. Yani federasyonumuzdan, gerekli büyük mertebelerden beklediğimiz bir an önce tarihin açıklanması, Ünye Spor ve diğer takımlar da bu tarih açısından en yakın zamanda nasıl hazırlanır, lige nasıl daha iyi bir coşkuyla girer, bunun hedeflerindeyiz. Açıkçası bizim Ünye Spor olarak futbolcular açısından tek istediğimiz şu tarihin bir an önce açıklanması ve çalışmalarımıza daha iyi devam etmemiz. Zaten burası büyük bir camia. Buraya gelmeden önce de bu takımın çok iyi yerlere geleceğini düşünüyordum, emindim. Buraya geldikten sonra da bunu gördüm. Gerek stadı, gerek antrenman sahası, gerek hocalarımız, yöneticilerimiz, başkanımız. İnşallah bu virüs bir an önce biter. Taraftarımızla da kavuşuruz. İyi bir taraftar kitlesi var. Sabırsızlıkla ligin başlamasını bekliyoruz. İnşallah ülke olarak bu durumdan kurtuluruz. Futbolcu kardeşlerimiz olarak evimize bir an önce ekmek götürürüz. Tek derdimiz bu. Çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah en kısa sürede dediğim gibi tarih açıklanır ve biz kafamız rahat bir şekilde kampımıza gideriz. Hazırlık maçlarımıza başlarız. Coşkulu bir şekilde lige giriş yaparız. Hemen dön şafak.